Dünden beri herkes kapıma dayandı sultanım. Bilhassa iş yaptığımız tacirler. Şimdi ne olacak diyorlar. Yeniçeriler de endişe etmişler sultanım. Paralarını soruyorlar. Ağızlarının payını veremediniz mi? Ben tabii sultanımız başımızda dedim. Kimseyi mağdur etmez. Sultanım korkuyorlar naibeliğiniz bitti diye. Nizamın değişeceğinden korkuyorlar. Korkacak bir şey olmadığını anlatın. Her şey eski usul devam edecek. İşler zinhar aksamayacak. Naibeliğim bitmiş olabilir. Lakin ben hala valide sultanım. Ben yaşadığım müddetçe nizam değişmez. Hava ne güzel. Ne iyi ettik de çıktık. Tadını çıkar kardeşim. Son günlerimiz olabilir. O ne demek şimdi? Hünkar abimiz, validemizi dahi tehdit olarak gördükten sonra bize dokunmaz mı sanırsın İbrahim? Bizi de Mustafa amcamız gibi kafese kapatacak. Murat abim öyle bir şey yapmaz. Çok emin olma kardeşim. Sohbet ederiz diye geldim lakin. Nedir bu haliniz? Bir şey mi oldu? İbrahim. Hünkârım. Bizi kafese kapatmazsınız öyle değil mi? Bu da nereden çıktı? Ben müsaadenizle. İbrahim sen daire neden? Kasım abim bir suçu yok. Biz öyle kendi aramızda latife ediyorduk. Git dedim. Keman Keşa, oldu olacak hareme de gel istersen. Haşa sultan. Kasım, sen ne anlatıyorsun İbrahim'e? Söyle. Sizi kafese kapatacağımı düşünüyorsun. Öyle mi? Haşa hünkârım. İbrahim'in de dediği gibi biz yanlarıyla latife ediyorduk. Kasım. Benim gamsız, kedersiz kardeşim. Abin olarak bu yaptıklarını hoş görebilirim. Lakin hünkârın olarak bunu bekleme. Bundan böyle lafını bil, öyle konuş. Anladın mı? Çekilebilirsin. Hünkârım. Emriniz üzere bütün gün Valide Sultanımızın yanındaydım. Vaziyetten hiç hoşlanmadılar. Alışacak Kemankeş. Herkes gibi validem de kararlarıma alışacak. Söyle, neler yaptı bugün validem?